Sayın Divan Başkanım, Divan'ın değerli üyeleri, Genelliğe Müdürlüğümüzün değerli yöneticileri ve müdürlerimiz, daire başkanlarımız, il müdürlerimiz, yelken kulüplerin değerli delegeleri, yelken sporuna gönül veren değerli dostlar, hepiniz genel kurulumuza hoş geldiniz. Neden tekrar aday oldum diye sorarsanız, yelken camiasından gelen yoğun talep üzerine ve tabanımızın baskısı ile tamamlayamadığımız çalışmalarımızı sonuçlandırmak için yeniden Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ben ve ekibim aday olduk. Yelkende değişim isteyen bizler, Türkiye Yelken Federasyonu'nun hak ettiği şekilde yönetilmesini istiyoruz. Türkiye Yelken Federasyonu'nun hedeflerini, birlikteliğini, şeffaflığını, kulüplere eşit mesafede duruşunu, sponsorluklarını, lojistik imkanlarını kaybettiğini düşünüyoruz. Bireysel yönetim anlayışından uzak, paylaşımcı, şeffaf, kurumsal bir yönetimin yeniden hayata geçirilmesinin ve tüm yelken camiasının birlikte hareket ettiği bir ortama kavuşmasının gerektiğine inandığımız için adayız. Sözlerime, genel kurulun bizi bu ortak hedeflerimize yakınlaştırması temennisiyle son verirken, genel kurula katılan ve önümüzdeki dönem, hatta sonrası için Türk yelkenciliğinin stratejisine yön verecek olan sizlere yapacağınız tercihler için şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Sayın Divan üyeleri, Sayın Genel Müdürüm, devletin değerli protokol üyeleri, kıymetli federasyon başkan adayları, kulüplerimizin değerli temsilcileri, saygıdeğer delegeler, hepiniz federasyonumuzun 5. olan ve 6. Mali Genel Kurulu'na hoş geldiniz. Yelken sporunu tabana yaymak, güçlü kulüpler yaratmak ve daha yüksek olimpik ve uluslararası başarılar elde etmek için ekibimle birlikte Yelken Federasyonu Başkanlığı'na aday olmuş bulunmaktayım. Uzun yıllardır yelken faaliyetinin içerisinde kulüp başkanlığı ve federasyonumuzun başkan vekilliği görevlerinin yanında her zaman kulüplerimizin ve federasyonumuzun faaliyetlerine maddi manevi olarak destek olmaya çalıştım. Bu desteği teveccüh göstermeniz halinde gelip göreve geldiğinizde güçlü kulüpler yaratmak amacıyla arttırarak sürdüreceğim. Ben de ekibimle beraber bu işleri başarabileceğimizi düşünüyorum. Genç denizlerimizde ve iç sularımızda çocuk ve gençlerimizin aynı zamanda bir kişisel gelişim aracı olan yelken sporuna ulaşabilmesinin daha kolaylaştırılması gerektiğine ve bunun gençlerimizin hayatında pozitif bir etki yaratacağına inanıyorum. Tüm yelken severlerin kendilerini Yelken Federasyonu şemsiyesi altında olduklarını hissetmelerini gerektiğine ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun tüm yelken camiasına ait ortak değerimiz olduğunu düşünüyorum. Değerli delegeler, çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Konuşmama burada son verirken genel kurulumuza katılım gösteren bakanlık yetkililerimize ve tüm değerli delegelerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Divan Kurulu Başkanım, Sayın Divan Üyeleri, sevgili spor ve yelken ailesi. 5 yıl önce yelken sporunun geleceğine yön vermek üzere çıktığım yolda kurduğum hayallerim geliştikçe her adımda daha da büyüdü. Biliyorum ki el ele bütün iyi niyetimizde çok çalışırsak hayallerimizi tek tek gerçeğe dönüştürebiliriz. Neydi kurduğum hayaller? Her şeyden önce sporcularımızı uluslararası şampiyonalarda başarılı kılmak, dönemsel tesadüfi başarılar yerine sürdürülebilir bir başarı grafiği yaratmaktı. Çok şükür bunu gerçekleştirdik. 5 yılda alınan 104 madalya, gençlerimize ve teknik insanlarımıza güvenirsek ve onlara tam destek verirsek neler yapabileceğimizi gösterdi. Yine ve daha fazlasını yapabiliriz. Sadece gençlik sınıflarımızda değil, Tokyo'da dokunacak kadar yakın olduğumuz olimpiyat madalyasını da
o çok güçlü dediğimiz ülkelerinden elinden alıp ülkemize kazandırabiliriz. Yeni olimpik sınıfların, gençlik gelişim sınıflarını da ülkemize getirip bu sınıflarda derinleşme yaratacağız. Federasyonumuza ve kulüplerimize daha çok kadın eli değmesini, kız sporcu sayısını arttırılmasını sağlayalım. Bugün sizlerin karşısına çıktığımız yönetim kurulu listesinde ilk örneği olacağı gibi yönetimlerde en az %20'lik kadın kotasını bir standart uygulama haline getirelim. Değerli Yelken ailesi, birlikte daha birçok hayal kurabiliriz. Uyumla, iyi niyetle ve çok çalışarak daha nicelerini birlikte başarabiliriz. Tüm bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarıma devam edebilmek için sizlerden tekrar yetki talep ediyorum. Seçiminizin Yelken'in güvenli geleceğini kurmak için en doğrusu olacağına inanıyorum. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Yelken Federasyonu seçimlerindeyiz. Başkanım, bir haftadır ben bütün kongreleri takip etmeye çalışıyorum. En görsel olarak da demokrasi anlamında da kalabalık bakımından da güzel kongreyi yaşıyoruz. Evet. Emeğinize sağlık diyorum. Pandemi döneminde sizi konuk ettiğimde kadın federasyon başkanlarının ne kadar özel olduğunu söylemiştim. Şu anda federasyon seçimlerinde biz kadın aday görmüyoruz. Bir kadın federasyon başkanımız var. Evet. Seçimler daha başlamadı ama bu mikrofonu size uzatmam gerektiğini teşekkür ediyorum. Ekibimle de karar verdik. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Öncelikle bu soruyu kadın katılımla ilgili başladığınız için ben ayrıca çok teşekkür ediyorum. Biz 2021'e gelen süreçte 2016-2021 sürecinde 3 kadın başkandık. Sadece 3. Bunu özellikle vurguluyorum. Sadece 3. Satranç Federasyonu'nda Gülkız Hanım, Oryantürk Federasyonu'nda Hacer Hanım ve Yelken'de de ben. Gerçekten bir kere onları tanımış olmaktan son derece mutluyum ve onların çalışmalarında da kendime örnek aldığım birçok şeyi keşfettim. Aramızda kalsın, siz konuşmanızı yaparken de mesajla durumu soruyorlardı. Sen federasyon seçimlerindesin. Evet. Nedir başkanımızın durumu? Yani gerçekten biz de 3 kadın olarak da birbirimize inandık ve hep destek verdik. Sadece spora değil, her unsura kadın elinin değmesi lazım. Sporda da hem kulüplerimizde, başkanlık seviyesinde ve yönetim kurullarında hem de maalesef federasyonlarımızda çok az kadını görüyoruz. Ben özellikle bu seçime girerken, şimdi biraz sonra sandığa gideceğiz ve sonucu hep beraber yaşayacak. Ben Yelken yaşayacağız. Yelken sporu için en iyisi olacağına inanıyorum. Ama sunduğum listede %20 kadın kotasına özellikle dikkat ettim. Ve benim dışımda 5 tane de kadın adayımız, kadın yönetim kurulumuz benim listemde yer alıyor. Bundan sonra daha da artacak bir şekilde yönetimlerimizde ve komitelerimizde kadınlara daha çok yer vermek istiyoruz. Bu dönemde Gülkız Hanım tekrar aday. Güzel çalışmalarıyla başarılı olacağına çok inanıyorum. Hacer Başkanımızı bir türlü ikna edemedik. O devam etmedi. Ama diğer federasyonlarda kadın aday olmadığını şimdi sizden duydum ve çok üzüldüm. İnşallah bu konu en kısa zamanda bakanlığımızla ele alınır ve belki de değişecek kanunumuzla spor federasyonları yönetimlerine en az %20'lik bir kadın kotası zorunlu hale gelir. %20'yi de geçer. Neticede bu spor yapanların yarısı kadınsa yarısı da erkek. Evet. İnşallah 150'leri olur. Başkanım, çok demokratik bir ortam var. 3 adayla evet. Yarış. 3 adaylı bir seçim yaşanıyor. Doğru. Ama listelere baktığım zaman da ben Yelken'i o kadar tanımasam dahi hep tanıdığım isimlere denk geldim. Evet. Nereye geldi Yelken Federasyonu? Siz nasıl tarif edebilirsiniz? Şöyle, geçen Mali Genel Kurulumuzda imza toplama ve Yelken Başkanlığı için herhangi bir ücret ödeme kısmını genel kurulumuzda kaldırmıştık. Dolayısıyla her isteyenin kolaylıkla aday olabileceği, bu hizmet yarışına soyunabileceği bir ortam yaratmış olduk. Yelken ailesi bir bütün. Yöntemlerimiz farklı olsa da niyetlerimiz hepsinin aynı. Ve uyum içinde çalışmaya devam ediyoruz. Bugün bir yönetimde olan arkadaşımız bir sonraki seçimde başka yönetimde olabiliyor. Görüyoruz bunu listelerde. Çünkü gerçekten bütün başkan adaylarının temeldeki niyeti Yelken sporunu yüceltmek. Onun için evet, güzel bir ortam var.
dostça bir seçime gidiyoruz hep beraber. Bir de pandemi, tam aşamadığımız bir pandemi şartlarında bir başkanlığınızın doğru. yarısı geçti başkanım. Evet. Birçok turnuva iptal edildi, siz evlere kapandık. Şimdi yeniden seçildiğiniz zaman Yelken ailesine, Türk Spor ailesine söylemek istediğiniz şeyler var mı? Neler bekliyoruz? Eğer seçilirsem tabii bunu şimdi konuşmak için çok erken. Delegelerimizin iradesini biraz sonra beraber göreceğiz. Üç aday olduğu için her adaya da şans tanıyorum tabii. Ama eğer seçilirsem bütün bu enerjimizle kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Ha başkanım, biz de pandemi geçti, biz de artık alanlardayız. Siz evet, daha fazla bu mikrofonu inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizi faaliyetlerimizde görmek çok isteriz. Yelken'in sizlerin tanıtımına çok ihtiyacı var.